Bir şey mi istediniz? Dışarı çıkıyoruz da Salih nerede? Odasında olacak. Salih! Biz dışarı çıkıyoruz. Bir kafede oturacağız. Gelir misin? Tamam, bekleyin. İyi, hadi. Ne alemdesiniz? Aşkınız sürüyor mu? Ne aşkı ya? Manyaklaştı iyice İstanbul'a gidince. Şşt. Ne oldu? Başkasını mı buldu? İğrenç bir kızla çıkıyor. Kız bundan büyük falan. Senden sonra olgun bir kadına ihtiyaç duyması gayet normal. Yalan mı? Hadi hadi. Eşek. Duydun değil mi? Ne yapacağız şimdi? Vay başımıza gelen. Zapt etmesin oğlanı. Bu İstanbul karıları yamyam gibi oluyormuş. Ben yamyam nasıl olurmuş bir gösterem de. Sen şu arabanı İstanbul'a getirsene Zeynep. Asıl orada lazım araba. Oldu canım. Görürsem söylerim. Ne var ya? Uzun yol yapamaz mısın? Ben yaparım da Sümbül Sultan'ın kalbi kaldırmaz. Memo götürür, bir şey değil ki. Annem benim İstanbul'da araba kullanmamı nasıl karşılar peki? Sen de hala bebek gibi davranıyorsun. Her şey için hala bu yaşta izin alıyorsun. Benim arabam olacak da. Arabayı sana birileri almışsa laflarını dinlemek zorundasın. Kendin aldığın zaman istediğini yaparsın o zaman, tamam mı? Kişilik gelişimini tamamlamamışsan öyle. Sana verilenlerle yetinirsin. Sana ne yapacağının söylenmesine öyle alışmışsın ki başka türlüsü seni korkutuyor. Hayır, kendi paramı kazanınca bildiğimi okurum. Şu an onlara bağımlıyım. Salih haklı, tamam bağımlısın ama bu kadar da değil. Yani sen cici kızlığı biraz abartıyorsun. Siz erkeksiniz, böyle konuşmanız normal. Ben de kızlar tanıyorum, boş versene. Senin tanıdığın kızları biliyoruz. Onlara kız dememiz ne kadar doğru olur bilemem tabii. Olgun hanımlarla takılıyormuşsun ha Salih? Ya deli bu ya. Kız benden 2 yaş büyük taktı. Onun çaka çaka başı dönmüş. En aşağı 5 yaş büyük senden. Sen biliyorsun ya her şeyi. Ya sevgilimin kaç yaşında olduğunu ben mi bileceğim, sen mi bileceksin? İkinci masamda. Sevgilisiymiş. Allah'ın yaşlı kadını. Sen kendinden 10 yaş büyük heriflerle dolaşıyorsun ya. Adam sübyancılar gibi okulun kapısına geliyor. Çikolata falan getiriyordur buna. Çocuklar, söylemesi ayıp ama bence siz hala birbirinizi seviyorsunuz. Ya, tabii tabii. Bu salağı sevmem için bir tek neden bile yok. Hiçbir zamanda olmadı. Çocukluk hali işte. Etrafta pek kız da yoktu. Bunu bir şey sandık. Sen ne zannediyorsun kendini be? Sen kendini ne zannediyorsun be? Bitmedi yetmedi bu sofra gurgaldır işi. Hadi oturun kızlar acık hadi. Hayriye sen de. Tamam abla bitti. Amma gelen giden oldu be. İnsan bir sıraya girer sanki bebek kaçıyor. Gelin abla delirdi. Çocuk indir kaldır getir göster sersem oldu. Durmadan ağlıyor diye bas bas bağırdı. Böyle hastanedeki gibi candan bir şey olacak. Vallahi mikrop kapacak. Ağamda gatta gibi getiriyor milletin önüne. İlk çocuk kolay mı? Köylüler pek bozuldu kız oldu diye. Ha, anaları kız değil sanki. Ha, ben de seni bekliyordum. Hiç bekleme anne. Yorgunluktan ölüyorum. Yatacağım. Su almaya geldim. Otur şuraya. Ne oluyor anne ya? Otur dedim. Biz seni bugün için mi gönderdik gurbet elleri? Sende utanma yok mu hiç ha? Ne yaptım ben be? Yaşlı kadınlarla düşüp kalkıyormuşsun. Bunu duyacağımı bugün geberseydim daha iyiydi. Geberteceğim o Zeynep'i. Sana böyle bir şey nasıl söyler ya? Zeynep'in ne suçu var? Murat'la konuşurken duydum. Oğlum sende hiç utanma yok mu? Anan düşünmüyor mu? Anneciğim sakin ol. Üzülme. Ne oluyor ya? Gel buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Oğlum delirdin mi sen? Şimdi söyle bakalım. Ceren kaç yaşında? Ceren kim be? Şu benim yaşlı kadın. Bırak. Ay. Ne bileyim ben ya? Oğlum dursana bir gelen olacak şimdi. Dur. Ağzını burnunu kırçekler. Söylesene kaç yaşında Ceren söyle. 25. 21. 23'ten aşağıysa. Yani yaşlı kadındı. Ona sor. Ne diye insanın yüreğine indiriyorsunuz o zaman? Defolun şimdi. Ben de 30-40 bir şey sandım. Hadi. Hadi dedim. Eşek sıpalar hadi. Sen hadi. Bittin kızım. Sen bittin. Senin canını okuyacağım görürsün. Kolaydı çünkü. Bir de ne istersen. Kızım senin dilini keseceğim. Esas yaşlı sensin. Dedikoducu ak merkez cadısı. Dur sen daha dur. Senin gibi rakı içip saz dinleyip olamıyorum hiç olmazsa. Şok lan. Şok bitmiş. Ne oluyorsunuz be? Eşek kadar oldunuz. Hala ortalık yerde azıtmaya utanmıyorsunuz mu? Mevzular epey değişmiş ama. Maşallah. Aklınız hala 5 yaşında gibi. Sen git yoga meditasyon filan yap. Başkalarının işlerine de burnunu sokma.
Sen de yaşlı kadınlarla şiir oku. Dolma ye. İçip içip memleketin halini ağla salak. Gel buraya. Hıh.